üçüncü salonundaki son oturumuna hepiniz hoş geldiniz diyor. Saygıyla selamlıyorum. Öncelikle sempozyumun düzenleme komitesine ve emeğe geçen herkese bu anlamlı organizasyonun için teşekkürü borç biliyorum ve çok teşekkür ediyorum. Oturumumuz çevre ahlakı oturumu. Oturum başkanımız programda Profesör Doktor Arzu Kocabaş görünüyor. Lakin kendisi rahatsız olduğu için oturum başkanlığı görevi bana devredildi. Kendisine buradan da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ben Doçent Doktor Neslihan Kuluz Uzunboy. Oturumumuzda 5 sunuşumuz var. Her sunuşumuz için 15 dakika süremiz var. Oturumun sonunda ise soru cevap bölümü ve tartışmayı gerçekleştirebiliriz. Her bir katılımcının özgeçmişini bekledim lakin bana ulaşmadı. Bu nedenle ben sunuşlardan önce katılımcılarımızın kendilerini kısaca tanıtmalarını rica edeceğim. Gökhan hocamız burada. İlk sunuşu yapmak üzere ben şehirlilik ahlakı ve birey üzerindeki etkilerinin psikoloji çalışmaları açısından gözden geçirilmesi başlıklı sunuşu yapmak üzere sözü Gökhan Aslan Türk'e veriyorum. Gökhan hocam süremiz 15 dakika. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sunumu paylaşarak sanırım sürdüreceğiz. Şu an herkese görülüyordur diye tahmin ediyorum. Evet hocam görüyoruz. Buyurun lütfen. Herkese tekrar merhaba. İsmim Gökhan Arslan Türk. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Yine aynı bölümde birlikte çalıştığımız Emine Yücel ve Erkin Sarı ile birlikte oluşturduğumuz bir derleme çalışmasını bugün sunacağım. Aslında bu derleme çalışması bizim kendi bölümümüzde oluşturduğumuz bir çalışma grubunun, bir Civility Lab dediğimiz medeniyet ya da medeni davranış, şehirlik ahlakı, nezaket çalışmaları üzerine yoğunlaştığımız bir araştırma grubunun ilk çalışması, bir başlangıç çalışması niteliğinde. Bu anlamda psikoloji literatüründe çok kendine yer bulmayan bir konuyu az sayıdaki çalışmayı değerleyerek ve bundan sonraki çalışmalar için belki bir referans, bir çıkış noktası olması amacıyla hazırladığımız bir derleme çalışmasını bugün sizinle paylaşacağım. Konumuz şehirlik ahlakı ve birey üzerindeki etkilerinin psikoloji çalışmaları açısından gözden geçirilmesi. Burada temel hatlarıyla şehir-şehirlilik kavramı, şehrin bireyin psikolojisine etkileri ve şehirlik ahlakı ve bu ahlakın tam tersi ahlaksızlık ya da medeniyetsizlik üzerinden bunun olumsuz sonuçları üzerine bir akışla anlatmaya çalışacağım. Şimdi şehirlik kavramı, şehir kavramı önemli zira dünya üzerinde şehirlerin, kent merkezlerinin nüfusu giderek artıyor. Birleşmiş Milletler'in Dünya Kentleşme Beklentileri raporunda dünya nüfusunun yaklaşık %55'inin kentlerde yaşadığı ve bu oranın 2050'de de %68'e çıkacağı öngörülüyor. Burada bir başka ifadeyle 2050 yılına kadar kentlerde 2,5 milyar insanın daha kentlere yerleşeceği bekleniyor. Ve biz bunun psikolojik çıktılarını ya da olası sonuçlarını irdelemeliyiz. Zira şehir yaşamı aslında bizim anlamamız gereken ve birey üzerindeki ve bireyin ilişkileri üzerindeki etkilerini irdelememiz gereken bir kavram. Bunun için öncelikle şehrin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Wirth'in tanımına göre şehir sosyal açıdan birbirlerinden farklı olan bireyin görece geniş, yoğun ve kalıcı yerleşim alanları. Şimdi tanımın kendisine baktığımızda basit bir tanımla şehri tanımlamak belki çok bir anlam ifade etmeyebilir ama birey üzerindeki etkilerini anlamamız için bu özellikleri yakından bilmemiz gerekiyor. Şehirler kırsal yaşam alanlarından farklıdır. Kent merkezleri kasabalardan, köylerden, kırsal yaşam alanlarından bazı özellikler itibariyle ayrılırlar. Bu özellikler nelerdir? Şehirlerin daha yoğun olması, daha heterojen bir insan topluluğunun geniş bir alana yayılması ve bunun getirisi olarak da daha fazla uyaran olması. Bunlar şehirleri kasabalardan ve köylerden ayırır. Ve çok geniş alanlara ve geniş nüfus büyüklükleriyle kurulan bu şehirlerde tüm insanların birbirlerini tanımaları çok olanaklı değildir. Zira bir köy ya da kasaba gibi küçük bir yerleşim biriminde hemen hemen orada yaşayan herkes birbirlerini tanır ve ilişkiler bunun üzerine kurulurken kent merkezlerinde ve şehirlerde bunu söylememiz pek mümkün değil. Ancak tüm bu
insan ilişkilerini ve insanı psikolojisini etkileyen özelliklerine rağmen şimdiye kadar şehir ve şehir hayatının ya da şehrin insan üzerindeki etkilerinin çok fazla çalışılmadığı, göz ardı edildiği, daha çok bunun mimarlık ve şehir bölge planlama literatüründe ele alındığı ve yine daha çok fiziksel özellikleri itibariyle şehirlik kavramının dikkate alındığı görülüyor. Ancak kent deneyimi, yani bir şehir merkezinde yaşamak, büyük bir şehirde yaşamak, insanın kişiliği, kültürü, ilişkileri, psikolojik durumlar açısından önemli bir yer teşkil ediyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda araştırmacıların da bu konuya vurgu yaptığını, yani şehrin insan yaşam üzerindeki etkilerinin sadece fiziksel çevre üzerinden ele alınamayacağı, okunamayacağı, bunun psikolojisi üzerine etkilerini de anlaşılması gerektiği dile getiriliyor. Mesela Sime'ye göre metropol ve taşraya ayıran bir takım temel özellikler var. Örneğin metropolde taşraya göre yaşam daha hızlı akar. Taşrada daha yavaş akar. Metropolde insan sayısı ve insan çeşitliliği daha fazladır. Taşrada daha az sayıda ve daha az çeşitlilikte insan vardır ve daha az uyaran vardır. Metropolde insan ilişkileri daha çok düşünce üzerine kuruluyken taşrada ilişkiler daha çok duygu temellidir. Ayrıca şehir yaşamının insan psikolojik sağlığını, insan iyi oluşunu, psikolojik iyi oluşunu ve psikolojik sağlığını olumlu ya da olumsuz etkileyen bazı etmenlerden söz ediliyor. Yani şehirde yaşamak insan hayatını hangi yönleriyle olumlu etkiler? İnsan psikolojik sağlığını hangi yönleriyle olumlu etkiler? Parklar ve yeşil alanların olması, şehirdeki bu tür alanlara yer verilmiş olması, daha iyi eğitim imkanları, sağlık hizmetlerinin daha yaygın olması, istihdam olanakları şehir yaşamının insan için olumlu getirileri gibi görünüyor. Ama bunun yanında gürültü, trafik, düşük konut kalitesi, düşük muhit kalitesi ve kalabalık gibi etkenler insan psikolojik sağlığını olumsuz etkileyen şehir etkenleri olarak sayabiliriz. Dolayısıyla burada görmemiz gereken şey şudur. Şehir hem olumlu hem olumsuz etkilere sahip, yani insan yaşamını çift yönlü etkileyen bir olgu, bir kavram. Bu noktada şehirde yaşamanın getirilerini çift yönü değerlendirmemiz gerekiyor. Ama en temelde şehri köyden ayıran o çok fazla uyaran olması, insan çeşitliliğinin gürültüyle, bizim az önce saydığımız bütün kriterler aslında özetle çok fazla uyarana tekabül ediyor. Dolayısıyla insanın aynı anda işleyebileceği, algılayabileceği, yorumlayabileceği uyaran kapasitesinin sınırlı olması şehir yaşamının insan için köy yaşamından çok daha farklı bir hayatı beraberinde getirdiği anlamına geliyor psikolojik olarak da. Ama biz çalışmalara baktığımızda, daha çok insan psikolojisi üzerine çalışmalara dahi baktığımızda, gerek uluslararası literatürde gerek Türkiye'de daha çok çalışmaların yerleşim yeri memnuniyeti, yerleşim yeri hareketliliği, kentsel yaşam kalitesi gibi kavramlar üzerinden çalışıldığı görülüyor. Psikoloji yazınında birçok kavramın göz ardı edildiği dikkat çekiyor. Bu anlamda bizim şehir yaşamını insan psikolojisi üzerindeki etkileri bağlamında çok boyutlu olarak irdeleyebiliriz. Ama biz bugün sadece belirli bir boyut üzerinden irdeleyeceğiz. Ahlaki davranışlar, şehirlik ahlakı, medeni davranış ve nezaket kavramı üzerinden irdeleyeceğiz. Bu sadece şehrin insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin sadece bir boyutu aslında. Şimdi şehir yaşamında nezaket ve medeni davranış bu çalışmanın ana teması. Bunu anlamadan önce nezaket ve medeni davranış kavramlarının psikoloji literatüründe neye tekabül ettiğini bilmemiz gerekiyor. En genel haliyle iki uçlu bir durumdan bahsedebiliriz. Antisosyal ve prososyal. Antisosyal, toplum karşıtı, insan ilişkileri karşıtı, durumları karşılayan, ifade eden bir kavram. Bunun karşısında toplum yanlısı, toplumun yararına, yani diğerlerinin yararına olan prososyal kavramı var. Prososyal davranışlar, ahlak psikolojisi literatüründe çok geniş bir konu başlığını ifade ediyor. Ancak alt başlıklarına baktığınız zaman bunun içinde özgecilik, yardım etme, yani yargınlık, yardım etme, işbirliği, nezaket, medeni davranış, kahramanlık, gönüllülük gibi birçok kavram var. Bunlardan sadece çok spesifik bir tanesi, yani nezaket, nazik olma, insan ilişkilerinde nezaket sergileme ve şehir yaşamında da medeni davranışlar sergileme boyutu üzerinden hareket edeceğiz. Şimdi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bu kavramların tanımlarına baktığımız zaman nezaketi başkalarına karşı saygılı ve incelikli davranma, incelik, naziklik olarak tanımlıyoruz. Medeni
kavramını ise kentleşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar ya da uygar biçimde şeklinde ifade ediyor. Bu anlamda birbirinin yerine kullanılan çok fazla kavram var. Birazdan bunlara da değinirim. Psikoloji çalışmalarında bu bir insan davranışı olarak yeterince ele alınmamış ama az sayıda çalışmadan bugün söz etmeye çalışacağım. Bu kavramlar neden önemli ve bunlara değinmeye çalışacağım kısaca. Şimdi şehir yaşamının psikolojik sağlık üzerine etkilerini anlatırken birçok faktörden bahsettik. Gürültü, stres, oluşturan diğer trafik ve benzeri faktörlerden. Bunun bir tanesi gürültü kirliliği mesela. Siz şehirde yaşarken bir otoyol kenarında yaşıyorsanız bu sizin için şehrin getirdiği olumsuz bir etkendir ve sizin psikolojik sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bu daha kalıcı bir etkidir. Ya da kalabalık bir caddede yürüyorken geçici düzeyde yine benzer bir stres verici uyarana maruz kalabilirsiniz. Kalabalıktan ya da gürültüden rahatsız olabilirsiniz. Ancak gürültü kirliliği gibi şehrin olumsuz etkenlerinden bir tanesi bile nezaketten tamamen azade değil. Zira bazen bu gürültü kirliliği nezaket düzeyi düşük komşularımız yüzünden de gerçekleşebiliyor. Hemen şehir yaşamı köy yaşamından farklı olarak insanların bir apartmana, bir siteye üst üste yaşamların sığdırıldığı konutlarla gerçekleştiği için altınızda ya da üstünüzde yaşayan insanların tavır ve davranışları doğrudan sizin psikolojik sağlığınızı, huzurunuzu ve mutluluğunuzu etkileyebilir. Dolayısıyla çok gürültü yapan bir komşunuz aslında bu nezaketsiz davranışıyla sizin psikolojik sağlığınızı da olumsuz etkilemiş olur. Dolayısıyla gürültü gibi bir faktör bile aslında insan psikolojik sağlığını olumsuz etkilerken nezaketten tamamen bağımsız değildir. Gürültü örneğini vermişken bunun üzerinden devam edebiliriz. Çünkü bu önemli bir halk sağlığı sorunu olmasının yanında yani sizin fiziksel sağlığınızı etkilemesinin yanında sizin daha saldırgan olmanıza da yol açabilir. İnsanlar için tahrik edici, provokatif bir uyaran de olabilir. Dolayısıyla insanlar arasında komşuluk ilişkilerinin nezaketsiz bir düzlemde gerçekleşmesi, onların şehir yaşamlarının niteliğini düşüren, yaşamlarının kalitesini düşüren önemli bir etken. Bu anlamda medeni davranış, nezaket, kibarlık gibi çalışmalar gördüğümüz üzere psikolojik sağlığı bu kadar etkilemekteyken bununla ilgili çalışmaların çok fazla olmadığını literatürden görüyoruz yaptığımız derlemede. Bu sınırlılığın önemli bir getirisi kavram ve terimlerin iç içe geçtiği, birbirlerinin yerine kullanıldığı, çerçevelerinin ve sınırlarının net bir şekilde ayrıştırılmadığı. Çünkü yeterince bu literatürün oluşmasını sağlayacak yeterince çalışma olmadığı için her çalışmada benzer kavramlar birbirlerinin yerine kullanılmış. İngilizce terimleri itibariyle de nezaket, yani Türkçe terimleri itibariyle belki şöyle kullanabilirim. Nezaket, medeni davranış, adab-ı muaşeret, görgü ya da kamusal alanda özgecilik, gönüllülük gibi kavramlar birçok çalışmada benzer anlamlara gelecek şekilde kullanılmış. Biz bu az sayıdaki çalışmalardan en bilinenlerden bir tanesine baktığımız zaman Moser ve Koray'ın çalışması ve Fenis ve arkadaşlarının çalışması da aynı prosedürü izliyor. Psikoloji araştırmacıları nezaketle nasıl çalışıyorlar? Şöyle yapmışlar mesela. Bir şehirde bir alan, mesela bir AVM'nin otopark kapısında giren insanları gözlemlemişler. Bu AVM'nin otopark kapısı arka arkaya iki tane kapıdan oluşuyor. Yani önce bir kapıdan geçiyorsunuz, sonra diğer kapıdan geçiyorsunuz. Ve burada insanların kendisinden sonra gelen bireyler için kapıyı açık tutma davranışını nezaket olarak almışlar ve bu davranışın ne kadar sıklıkla görüldüğünü ölçümlemişler bir gözlem yoluyla. Dört farklı koşul oluşturmuşlar. İşte bir tanesinde birisi kendisinden bir sahte denek, işbirlikçi. Önce ilk kapıyı arkasından gelen denek için açık tutuyor. Daha sonra ikinci kapıda acaba gelecek olan denek bunu yapacak mı diye. Diğer koşulda böyle bir model yok. Direkt kendisinden böyle bir davranış bekleniyor gibi farklı koşullar var. Ve bu kapıyı açık tutma davranışının ne sıklıkla gerçekleştiği anlaşılmaya çalışılmış. Özellikle bu çalışmalarda ele alınan değişkenlerden bir tanesi şehrin büyüklüğü. Çünkü farklı şehirlerde bu davranış gözlemlenmiş ve şehir büyüklüğüyle nezaket davranışı arasında bir ilişki var mı diye bakıldığında daha büyük şehirlerde bu tür davranışların daha az gerçekleştiği bulunmuş. Yine bununla ilişkili bir meta analiz çalışmasında da bu benzer bir bulguya ulaşılmış. 300 bin nüfusun kritik eşik olduğu ve 300 bini geçtikçe nezaket davranışlarının azaldığı
tespit edilmiş. Bunun tam tersi de geçerli. Şehirlerdeki o yeşil alanların insanları daha yardımsever olmaya teşvik ettiğine ilişkin bir çalışma da var. Buna yeşil özgecilik isim vermişler. Bir parkta, yeşil alanda atıyorum cüzdanı düşüren bir insanın cüzdanını verme oranı şehirdeki diğer alanlara göre daha yüksek ve bu yeşil alanların daha fazla olmasının insanları daha fazla yardım davranışına yönelttiğini gösteriyor. Burada yine o iki çalışma, yani kapıyı açık tutma davranışı üzerinden çalışan az sayıdaki o psikoloji çalışmalarında önemli bir bulgu, ortak bir bulgu. Eğer bir kişi kendisinden önce kendisine kapı açık tutulduysa, yani böyle bir modeli gözlemlediyse, kendisinin de aynı davranışı sergileme olasılığı çok yüksek. Yani bu tür nezaket davranışlarının medeni davranışlarında bulaşıcı davranışlar olduğunu, yani böyle örnekleri çok fazla görmenin de insanları daha fazla nazik davranmaya yönelttiğini öğrenmiş oluyoruz bu çalışmalar sayesinde. Peki medeniyetsizlik kavramı, yani nezaketsizliğin sonuçları nelerdir? Şimdi medeniyetsizliği farklı şekillerde tanımlayabiliriz. İşte bu tanımlardan bir tanesine göre yasal olarak suç niteliği taşımasa da hem diğerlerine hem de toplumun geneline karşı saygısızlık ya da saldırganlık niteliği taşıyan eylemler olarak tanımlamışlar. Bu medeniyetsizlik ya da medeni davranışı sergilememek neye yol açar? Mesela Amerika'da 70'lerde ve 80'lerde toplumsal huzursuzluk ve çevresel düzensizliklerin toplamını medeniyetsizlik olarak ele alıyorduk. Ama biz aslında bunun nezaket düzeyi düşük davranışları da kapsayan daha geniş ilişkiler bağlamında ele alınması gereken bir kavram olduğunu biliyoruz. Şimdi büyük şehirlerde az önceki o meta analiz çalışmasında da dile getirdiğimiz gibi nüfus arttıkça nezaket davranışlarının azaldığını ilişkin bir bulgudan bahsetmiştik. Bunu anlamak çok zor olmasa gerek, zira az önce konunun başında söylediğim gibi zihinsel olarak aşırı yüklenen bireylerin, çok fazla uyarana maruz kalan bireylerin en basit nezaket kurallarını bile ihmal etmeleri olasıdır. Belki bunu açıklayabiliriz. Ve şehir içinde büyük şehirlerde yoğun bir stres, koşuşturma, bir yere yetişme kaygısıyla yaşayan insanların bu tür nazik davranışları ihmal etmesi olası. Ancak medeniyetsiz ilişkiler şehir yaşamının insanları daha fazla kaygılandırmasına yol açıyor ve şehir yaşamının stres verici ve kaygı verici bir boyuta ulaşmasına yol açıyor. Bu noktada büyük şehirlerde yaşayan kişiler arasındaki etkileşimlere baktığımızda bu sayısal çokluk ilişkilerin süresinin, insanlar arası ilişkilerin süresinin daha kısa ve daha az dostane bir nitelikte tezahür etmesine yol açıyor ve en nihayetinde bu toplam nezaketsizlik şehir yaşamının ve insanların günlük yaşamının doğal, kaçınılmaz bir parçası haline geliyor. Taylor bu medeniyetsizliği 3 temelde inceliyor. Bir çevresel medeniyetsizlik. Burada kamusal alanda nezaketsizlik, rahatsızlık veren, ihmalkar, sosyal açıdan uygunsuz, saygısız ya da taciz niteliği taşıyan davranışlarla buna maruz kalan bireyleri olumsuz yönde etkilediğini söylüyor nezaketsiz davranışların. Burada işte mahalledeki çeteler, uyuşturucu bağımlıları, evsizler ve benzeri kişilerden kaynaklanabileceğini söylüyor. Çevresel medeniyetsizlikte, yani toplumsal medeniyetsizlikte bu saydım. Çevresel medeniyetsizlikte terk edilmiş evler, boş arsalar, çevresel düzenin çok kötü olması, çöp birikintileri, dağınık bir görünüm oluşturan çevresel koşulları ifade ediyor. Ve bu iki çevresel ve toplumsal medeniyetsizlik unsurlarının birbirini beslediğini ve medeniyetsizliği arttırdığını gösteriyor. Ve en nihayetinde medeniyetsiz bir toplum ya da çevre ortaya çıkarıyor. Bununla ilgili bir çok bilinen bir hipotez, kırık pencereler hipotezi ya da kırık camlar teorisi. Wilson ve Kelling'in ortaya attığı bu teoriye göre eğer çevrede dağınık, kırık camlar, yıkılmış yerler ve düzensizliği çağrıştıran medeniyetin olmadığı, medeni davranışların olmadığı, bakımın, düzenin, kuralların olmadığını çağrıştıran unsurların varlığı görünürse orada daha çok suç işlenen ya da benzer davranışların teşvik edildiği ve bunların artacağını öne sürüyor. Aslında bu Wilson ve Kelling'den önce 69'da Zimbardo'nun yaptığı bir çalışmaydı. Bilinen meşhur bir çalışmada Amerika'da iki farklı semtte camları kırılmış bir araba koyup insanların bunların daha fazla parçaladığını, daha fazla zarar verdiğini izlemişlerdi. Wilson Fikirlik de böyle söylüyor. Diyor ki eğer bir binada bir cam kırıksa insanlar gelip diğer camları da kırmaya başlar ve en nihayetinde o binada bütün camlar kırılır diyor.
Dolayısıyla çevrede baktığımızda biz düzensiz şeyler görüyorsak, çöp birikintileri, kırık camlar, işte zarar verilmiş evler görüyorsak, bu benzer davranışların ortaya çıkmasını artıracaktır diyor bu teoriye göre. Ancak Phillips ve Smith'in şöyle bir eleştirisi var. Bu kırık pencereler hipotezi medeniyetsizlik araştırmalarını sadece kriminolojiye indirgiyor. Yani suç davranışlarını indirgiyor. Halbuki bizim günlük yaşamda karşılaştığımız insanlar arasındaki ilişkilerdeki nezaketsizlik ve medeniyetsizlik göstergelerini de işin içine katmamız gerekiyor diyorlar. Yani yürürken birbirine çarpan insanlar, kamusal ilişkilerde kullanılan olumsuz dil ve üslup, işte bir örneğin bir ATM kuyruğunda önünüze geçen sırayı delen insanlar ya da özür dilemeden sizin hakkınızı gasp eden insanların varlığı bir nezaketsizlik durumu yaratır ve medeniyetsizlik durumu yaratır ve bu sizin şehir yaşamındaki kötü deneyimlerinizi teşvik eder sadece. Burada bu medeniyetsizliğin kent deneyiminin tamamına yayılması ve bunun daha görünür hale gelmesi toplumda belirli psikolojik sonuçları da ortaya çıkarır. İşte ahlaki panik, korku, kaygı, stres, güvensizlik hissi gibi birçok sorumlu davranışında beraberinde getirmiş olur diyor Phillips ve Smith. Burada insanların medenileştirilmesinde, medeni davranışların yaygınlaştırılmasında şehir ve şehirlik kavramına önemli bir rol yükleniyor. Burada şehirleşmeye anlam yüklenirken ironik bir şekilde şehirleşmenin artmasıyla medeniyetsizlik de aslında insanları daha fazla kaygılandırmış oluyor. Burada medeniyetsizlik ortaya çıkardığı sonuçlar itibariyle insanların topluma ve toplum yaşamına ilişkin algılarını şekillendiriyor ve bir korku atmosferi oluşturuyor. Ve bu aslında ilk başta söylediğimiz insan psikolojik sağlığı üzerinde şehir yaşamının olumsuz bir etki ortaya çıkarmasına neden oluyor. Bununla ilgili bir çalışmada yine katılımcılara 90'lar sahnelik filmler gösteriliyor ve bu filmlerin bir kısmında, yani deney grubu ve kontrol grubu olarak ayrıldığını düşünürsek, bu filmlerin bir kısmında filmin geçtiği mekanda çevresel atıklar var. Fakat diğer filmde bu tür unsurlara yer verilmemiş. Bu film gösterimini takiben katılımcılara ülkedeki suç oranlarının ne kadar olduğunu ya da ne kadar artıp artmadığına ilişkin algıları soruluyor. İzledikleri filmlerde daha fazla çevresel atığa maruz kalan katılımcılar bu suç oranlarının daha fazla artmış olduğunu tahmin ediyorlar. Kontrol grubuyla karşılaştırdıklarında kendilerine gösterilen filmin geçtiği mekanda genel ve sosyal medeniyetsizlik unsurluğunun yaygınlığına ilişkin daha yüksek tahminde bulunuyorlar. Dolayısıyla o çevresel olarak kırık pencereler hipotezine tekrar dönecek olursak, çevresel olarak düzensiz, kirli, dağınık ve medeniyetsiz bir fiziksel koşullara tanık olmak aslında içinde yaşadığımız toplumun ne kadar medeniyetsiz olduğuna ilişkin algılarımızı etkilediği gibi bizim o topluma ilişkin aidiyetimizi, memnuniyetimizi ve psikolojik sağlığımızı da olumsuz etkilemiş oluyor. Fakat elbette pis, kirli ve güvenliksiz bir şehirde yaşayan herkesin o şehri aynı şekilde algılamadığına ilişkin çalışmalar da var. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda şehre ilişkin bağlılığın ne kadar kuvvetli olduğu ve ne türde olduğu bu algıları etkiliyor sonucuna varılmış. Burada yaşadıkları şehre daha kuvvetli bağlılık geliştiren insanların çevresel kirliliği daha az algıladıkları, bu tür uyaranlara daha az dikkat ettikleri, insan ilişkilerinde saygısızlık addedilecek davranışlara karşı daha duyarsız oldukları ve yaşadıkları bölgedeki suç oranlarının yaygınlığını daha iyimser tahmin ettikleri görülmüş. Gökhan Hocam, Evet. medeniyetsizlik yapıp kesmek istemiyorum Estağfurullah. sözü. Lakin şimdiden 21,5 dakika oldu, Tamam. 22 Son bir dakika. cümleyi toparlayayım o zaman. Lütfen, lütfen. Süreyi açtığım için özür dilerim. Son bir cümle olarak sonuç kısmında şunu söyleyeyim. Medeniyetsizlik ve nezaketsizlik davranışları şehir yaşamında çok önemli ve psikolojik sağlık üzerinden bu kadar etkiliyken bununla ilgili yeterince psikolojik çalışma olmaması bir. İkincisi de bu psikolojik çalışmaların olmamasının bir sonucu olarak müdahale programları olmaması. Yani belediyeler ve yerel yönetimler bu psikolojik çalışmalardan beslenerek nezaketi ya da nezaketsizliği belirleyen şeyleri tespit edip şehir yaşamında bunları artıracak ve medeniyetsizliği önleyecek düzenlemeler yapabilirler. Ancak günümüzde bu düzenlemeler sadece kabahatler kanunu gibi yasal düzenlemelerle sınırlı kalıyor ve etkili olmuyor. Dolayısıyla bu alandaki çalışmaların artması ilgili kurumlara ve vakıflara da bu tür müdahale programlarını yapma şansı sunacaktır. Tekrar uzattığım için özür diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz ki çok keyifliydi sunuşunuz. Hakikaten hiç kesmek istemedim ama tartışma bölümünde sorularla detaylandırırız diye umut ediyorum. Tabii diğer taraftan ikinci sunuşumuzu gerçekleştirecek Nusret'te de katılamayacak. Bu nedenle de bir 5 dakikalık hepimizin opsiyonu var. Bu nedenle de daha erken kesmedim. Dolayısıyla biz üçüncü sunuşumuza geçeceğiz. The Problem of Subjectivity of Values in the Search for a Universal Environmental Ethics başlıklı çalışma yansımasıyla Yüksel Saraç Yeşilada'yı dinleyeceğiz. Yüksel Hocam, sunuşunuza başlamadan kendinizi kısaca tanıtmanızı rica edeceğim. Kolaylıklar. Tabii, teşekkür ediyorum. Ben Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde araştırma görevlisiyim. Çevre felsefesine ayrı bir ilgim var çünkü yüksek lisans tezimi de bunun üzerine yaptım. Hatta çevre etiği üzerine yaptım. Bu şekilde dilerseniz, uygun görürseniz başlayabilirim sunuma. Şimdi öncelikle ben bir share screen'den paylaşmak istiyorum. Oldu galiba. Evet, görüyoruz sunuşunuzu. Şunu tam ekran yapmak istiyorum. Bir saniye. Size az önce de söylediğiniz gibi benim konum evrensel bir çevre etiği oluşturmada en çok karşımıza çıkan yani değerlerin öznerliği sorunu. Çünkü çevre ve ahlak ilişkisi düşünüldüğünde hepiniz de biliyorsunuz değerler meselesinin tartışılması, bunun gündeme gelmesi kaçınılmaz. Nitekim ahlaki normlar değerler üzerine temellendirilir. Bu yüzden çevre etiğinden söz edilecekse eğer değerler üzerine düşünmenin zorunlu bir koşul olarak karşımıza çıktığını görürüz. Çevrenin zararlı insan etkilerinden korunması adına çevreye değer veren bizlerin çare olacağını düşündükleri şey ise evrensel bir çevre ahlakının mümkün olup olmamasıdır. Yani tabii böyle bir olasılığa kafa yorduğumuzda mantıksal olarak evrenselliğin objektif değer temelli evrensel değerler üzerine yani objektif değer temelli bir ahlak normları gerektirdiği kararına varırız. Çünkü objektiflik her yerde genel geçer olabilecek evrensel prensiplerin belirlenmesi için zorunlu bir koşuldur. Ancak değerin tanımı ve doğası yani tersini düşünenler azınlık olmasına rağmen birçok ahlak filozofu tarafından objektiflik niteliği taşımadığını gösterir. Çünkü değer en genel anlamıyla isteyen ve gereksinim duyan öznenin nesne ile kurduğu ilişki neticesinde o nesneye yüklediği anlamdır. Dolayısıyla yani felsefi anlamda değer dediğimiz şey özneldir. Şimdi isteyen ve gereksinim duyan öznenin yüklediği anlama göre değer de iki türlüdür. Bir intrinsik yani Türkçe'de içsel olarak tercüme edilen ve instrumental yani araçsal değer olarak ikiye ayrılır. Ben çok fazla içsel kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü intrinsik anlamı içselden yani Türkçe'deki anlamından biraz daha fazla şeyler çağrıştırıyor. Bu içsel tercümesi bazı yerlerde özsel olarak da tercüme ediliyor. Ben bunun anlamına geçeyim. Bu içsel değer aslında şu, bir şey kendi içinde bir ereğe, bir amaca sahipse özünde değerlidir. Yani özsel değer taşıması onun özünde kendi içinde hiçbir şeye bağlı olmadan bir ereğe sahip olması anlamına geliyor. Bu anlamda intrinsik değer bütün insan amaçları için herhangi bir araçsal yararlılıktan bağımsız bir değerdir. Araçsal değerse bunu zaten çok aşinasınız. Ekonomide de bu tür bir ifade var. Başka disiplinlerde de vardır belki bilmiyorum. Çevrenin insan refahı açısından kullanımını ve faydalarını gösterir. Yani başka bir deyişle bir şey başka bir şey için iyi ise bu şeyin tanımı araçsal olarak değerlidir.
Şimdi hemen hemen çevre filozofların büyük çoğunluğu çevre etiği hakkında konuşmanın koşulunun aslında sizin de bu tanımlardan sonra çevrenin araçsal değil de içsel bir değer taşıması olduğu konusunda hemfikirler. Çünkü bir çevre etiği hakkında konuşma olasılığı kendi sağladığı faydası sadece kendisi için olan bir etik olabilmesini gerektirir. Yani başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bir çevre etiğinden söz edersek aslında gerçekten bir çevre etiğinin mümkün olduğundan bahsedebiliriz. Bu değerin araçsal olmayıp özel bir değer olması üzerindeki fikir birliğinin ardından bu değerin kaynağı sorunu da tabii tartışmalıdır. Değerin kaynağı neden önemlidir? Çünkü Rolston gibi biraz daha değer konusunda nesnelci olan bazı çevre filozofları değerin felsefi tanımından uzaklaşarak aslında değerin herhangi bir değerleyiciye ihtiyacı olmadan doğanın içerisinde yer aldığını söylemekle çevresel değerin niteliğini artırdıklarını düşünürler. Yani şöyle bir özne olarak doğadaki değer özneden bağımsızsa aslında bu değer daha yüce bir değerdir sezgisini taşıyorlar. Çünkü değerin öznelliği sorunu biraz da ontolojik bir sorun yaratıyor. Yani siz bir şeyin bir özneye bağlı olduğunu söylediğiniz zaman o şeyin varlığından da bir şüpheye yol açmış oluyorsunuz. Halbuki Kalikot gibi ki Kalikot belki yani çoğu çevre filozofu tarafından bilinir. Aldo Leopold'un yorumcusu olarak tanınır. Bu Kalikot gibi diğer filozoflarsa biraz daha öznelci bir anlayışa sahipler. Onlar da değer denilen şeyin doğası gereği bir değer vericiyle ortaya çıktığını iddia ederler. Tabii her iki iddianın da yani hem öznelci bir değer anlayışıyla nesnelci bir değer anlayışının avantajları ve dezavantajları var. Şimdi değerlenen şeyin değerinin değerleme yapanın tercihlerini, ilgi alanlarına ve tutumlarına bağlı olduğu belirtirse yani öznel olduğu söylenirse o zaman bu anlayış tabii çevre politika yapıcıları tarafından da istismarcı bir yaklaşım tarzı olan insan merkezli bir çevre etiğine kapı aralar. Çünkü oradaki değerin kaynağı insan olarak belirlenir. Öte yandan yani bu aslında olumsuz yönüdür. Öznelci değer anlayışının olumsuz bir yönü. Değerin bir değerleyici öznenin tercihlerinden, ilgi alanlarından ve tutumlarından bağımsız olduğu anlayışı ise objektif bir yaklaşım getirmekte ve çevre etiğini değerlere dayandırmaya zorlaştırmakta ve çevresel yaklaşımlara bilimsel bir yön katmaktadır. Şimdi diyeceksiniz ki yani objektif olması aslında çevre etiği oluşturmak için iyi bir şey değil midir? Ama objektiflik bilimsel bir yan kattığı için zaten bu bilimsel yönler sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik, ekoloji ve çevre yönetimi gibi bazı kavramlar altında hali hazırda tartışılıyor. Ancak bu kavramların ahlaki değerler üzerine temeli ve bir çevre etiğin oluşturulması yalnızca bilimsel ve nesnel değil, aynı zamanda öznel yönünün de vurgulanmasına bağlıdır. Şimdi bunun nasıl olduğuna daha detaylı bir şekilde gireceğim. Şimdi çevrede objektif değer fikriyle tanınan Holmes-Rolston, değer için herhangi bir değerlendiricinin gerekli olmadığını, aksi takdirde bu değeri öznel deneyimde aramakta hata yapabileceğimizi söyler. Daha da kötüsü, bu öznelci yanılgının yanı sıra değer verenlerin yalnızca insanlar olduğunu ve değer vermelerinin tamamen seçeneklerine, tutumlarına ve tercihlerine bağlı olduğunu düşünürsek insan merkezli bir yanılgıya da düşebileceğimizi söyler. Bunu öznelci değer anlayışı için söylüyor Rolston. Halbuki ona göre canlı ve cansız doğa herhangi bir değerleyici olmasa da değer sahibidirler. O yüzden bir değeri tutmak, onu içinde taşımak, onun objektifliğine yeterli bir koşuldur diyor. Şimdi Rolston gerçekten haklı mı?
az önce söylediğim gibi Leopold'un da yorumcusu olan, önemli bir çevre filozofu olan Kalikot gibi diğerleri de insan çıkarlarından bağımsız olmanın onu nesnel kılmadığı konusunda ısrar ediyor. Çünkü değer her zaman onu değerlendiren bir değer vermeyi gerektiriyor. Dolayısıyla değerlerin tek kaynağının da insanların değerlendirici tutumları olduğunu ifade ediyor. Yani bu öznelci değer anlayışı felsefe tarihinde ki yapılan değer tanımına uygun bir tanım. Çünkü değer vermek biraz daha bilinçli bir varlığın yapabileceği bir yetenektir. Ve bu bilinçli varlık olmaksızın değeri açığa çıkarabilecek bir varlık da yoktur. Dolayısıyla özne ile nesne arasındaki ilişki biraz bilinçli bir özne tarafından yapılabilir. Ama buna rağmen Rolston bu öznelcilere karşı bir Rodley'in bir son adam argümanı, yani The Last Man argümanını anlatıyor. Orada objektif, intrinsik değeri savunan Rolston kendisiyle hemfikir olan Rutley'in son adam argümanını öne sürerek şunu söylüyor. Şimdi bu argümana göre, daha doğrusu Rutley'in argümanında geçen bir şey. Bu dünyada bir kişi dışında herkesin, tüm insanların öldüğünü hayal edin ve bu son adam kendisinin de sonunun geldiği için elinde son teknolojiyle, elinde bir pin var. Son teknoloji bir pin. Tüm dünyayı yok edebilecek bir güce sahip. Şimdi bu son adam zaten kendisi ölecekse insansız dünyanın bir değeri olmayacağını düşünüp onu da yok eder mi? Yoksa kendisi olmasa da bir değerinin olduğunu düşünüp yok etmez miydi? Yani sadece ölüp gider miydi? Şimdi Rolston'a göre öznelciler için bu son adamın dünyayı yok etmesi yanlış bir şey olmazdı. Yani ben ölüyorsam içinde yaşadığım dünyada yok olsun, çok önemli değil. Ben yoksam onun da bir anlamı yok, değeri yok gibisinden. Öznelciler için iddia ediyor Rolston bunu. Son adamın dünyayı yok etmesi yanlış bir şey olmazdı. Çünkü bu anlayışa göre değerlerin kaynağı yalnızca insanlar olduğu için, o zaman insanlar gelmeden önce dünyada tamamen değersiz olacak veya gerçek bir değere sahip olmayacaktı. Şimdi hem öznel değerin evrenselliği sorununu ortadan kaldırmak, hem de insansız bir dünyanın değerinden söz edebilmek için Rolston bu ahlaki düşünceyi insan olmayanları da kapsayacak şekilde genişletme ihtiyacı ve doğanın çıkarlarımızdan bağımsız bir değeri olduğu şeklinde yeni bir etiğe duyulan ihtiyacı işaret eder. Şimdi bu Rolston'un argümanına gelirsek, öyleyse kimsenin var olmadığı ve bilmediği bir dünyanın değerinden bahsedebilir miyiz şeklinde bu nesnelci değercilerin, objektivist değercilerin subjektif değercilere yönelttiği tehlikeli soru üzerinde Kalikot ve onun gibi düşünenlerin cevapları da gayet ikna edici. Yani kimsenin var olmadığı ve bilmediği bir dünyanın değerinden bahsedebilir miyiz? Öznelcilere göre o zaman bahsedemeyiz. Ama öznelciler buna karşı çıkıyor. Çünkü onlar da bir çevre etiği savunucusu. Yani değerin normalde felsefi anlamda tanımına göre, size söylemiştim, değerin kaynağı ile değerin objesini, yani şöyle, değerin kaynağı ile değerin objesi arasındaki ilişki değer. Ama Rolston gibi nesnelciler değerin kaynağı ile değerin objesini birbirine karıştırmaktadırlar. Yani nesnelciler objede, nesnede, yani canlı veya cansız doğada bir değer olmadığını söylemiyorlar. Bir potansiyel olarak değer var ama onu açığa çıkaran insan varlığı. Yani doğa değerlerin tek kaynağı insan bilinci olmasına rağmen intrinsik değerin nesnesidir. Doğa değer yüklü bir varlıktır. İnsan ise sadece bu değeri ortaya çıkarır. Yani insan olmadığı zaman insanların yaşamadığı dünyalar, farklı farklı gezegenlerin bile değerleri vardır potansiyel olarak.
mevcuttur aslında. Şimdi bu öznel değerin evrenselliği sorununu çözme ve değer veren hiçbir öznenin bulunmadığı bir dünyanın değerinden söz edebilme konusunda şimdi bir diğer çevre düşünürü var. Lo diye bir filozof. İntrinsik yani içsel değerin öznelliğinin ideal bir gözlemciyle ortaya çıkarılabileceğini söylüyor. Yani bunu biraz da ahlaki solipsizmden ve dolayısıyla öznelerin değerlendirici tutumlarından kurtulmanın ve değerleyicilerin hiçbir zaman var olmadığı o dünyaya değer ışığı almanın bir yolu olarak bu öznelcilik açıklaması bir düşünce deneyi yaparak bu tür sorunlarla yüzleşmekten kaçınıyor. Bu arada çok paralel gidemiyorum şeyle. Kusura bakmayın. Şimdi biliyorsunuz ki ahlaki solipsizm şey demek. Bunu açıklama gereği duyuyorum. Çünkü çok öznelci bir değer anlayışı var. Her şeyi ben dediğimiz özneyi indirgeyen ve ben dışındakileri öznenin tasarımı kabul eden radikal bir idealizmdir. İdeal gözlemci çözümü ise bu Law'nun öne sürdüğü aslında bu tehlikeye çözüm niteliğinde ve evrensel bir değer anlayışına da imkan sağlamaktadır. Yani ne kadar biz değerleri özneye indirgiyorsak da yine bunun evrenselliğine bir imkan sunan bir argümanı var. İdeal gözlemci argümanı. Şimdi evrensel, öznel değer teorisini ortaya koymak için değerin varlığı, öznelerin varlığına bağlı olsa bile değerin öznenin değerlendirici tutumlarından da bağımsız olması gerekir. Çünkü bizler eğilimleri olan, bir takım geçmişi olan, psikolojik yatkınlıkları olan özneleriz. Bu yüzden evrensel bir değer oluşturabilmek için bu tutumlarımızdan da bağımsız olması gerekiyor. Yine bize bağlı ama bizim bu kendimize özgü yönlerimizden bağımsız olması gerekiyor. Peki tam olarak nedir bu çözüm? Onu detaylandırayım. Şimdi eğilimleri, alışkanlıkları ve psikolojik kapasiteleri olmayan ideal bir gözlemci hayal edin. Psikolojik kapasitesi yok, alışkanlığı yok, eğilimleri yok. Değerli olan ideal gözlemcilerin değer vereceği şeyse ve bu tür ideal değerleyicilerin insan olmayan dünyayı değerli bulacağını varsayarsak, bir varsayım sadece, o zaman insanlar ve diğer gerçek değer verenler, her kimse olay yerine hiç ulaşmasa bile dünyanın gerçek değeri bir şekilde garanti edilir. Yani illa bu dünya için değil, hiç insanın var olmadığı veyahut da bir ay için de söyleyebiliriz. Ya da Satürn gezegenin değerini veya değer vericilerin asla var olmadığı, mesela başka bir galaksideki ölü bir yıldızın değerini de düşünebiliriz. Bu nedenle bu argüman değerli nesnenin değerli olması için aslında değerlemeyi gerçekleştirecek olan kişiyle eş zamanlı olmasını gerektirmez. Şimdi peki içinde bulunduğumuz dünyayı ve eğilimleri, yatkınlıkları olan bizleri düşünürsek ideal gözlemci nasıl veya nerede olacak? Şimdi yaşadığımız dünyada evrensel bir çevre etiği yaratmaya gelince insanların eğilimsel tutumları, evrimsel, kültürel ve kişisel ürünleri var. Bu nedenle maalesef ideal koşulların altındayız ve güvenilir bir takım ahlaki duyarlılıklardan biz yoksunuz. Şimdi ideal bir gözlemci olmadığınız için değer verenin eğilimlerini, alışkanlıklarını, kapasitesini devre dışı bırakmak için ideal koşulların ne olduğunu belirleyebiliriz. Bu ideal koşullar sadece bu argümanı savunmak için söylenebilecek tarafsız olmak olabilir, rasyonel olmak, tutkusuz olmak ve değerlendirilen şey hakkında iyi bilgilendirilmiş olmak. Şimdi öyleyse sadece bu genel bir teorik yönü, yani bunda bir detaylandırma henüz mevcut değil. Yani evrensel bir değerin
değerin daha doğrusu evrensel öznelce açıklama teorisinin formülasyonunda şu göründüğü şekliyle zaten oluşturabiliriz. Şimdi X bizim nesnemiz olsun. C ideal koşullarımız. Henüz bunların ne olduğunu belirlemedik. R ise öznenin yüklediği değer olsun. O zaman formülasyonumuz ne olur? Bu bizi kesinlikle yanıltmayacak bir formülasyon. X ancak ve ancak tüm özneler ideal koşullar altında X'e yönelik belirli değerlendirici yanıtlar verecek şekilde konumlandırılırsa evrensel olarak değerlidir. Yani bu yaklaşımda biz anlıyoruz ki bir nesneyi özünde değerlendirdikten sonra eğer herkes ideal koşullarda olsaydı evrensel olarak değerli olurdu. Aslında o yüzden insanların değerlendirici tutumlarını geliştirerek, müzakere ederek ve yakınsayarak değerler yaratmak ve onları evrensel hale getirmek mümkün. Böylelikle David Hume... Kesmek istemiyorum ama 20 dakikayı geçtik. Sonlandırmanızı istemek durumundayım. Tamam, hemen şey yapabilirim istiyorsanız. Paylaşırsanız iyi olur, evet. Tamam, bunda örnek olarak David Hume'un adalet erdeminden bahsediyoruz. Çünkü David Hume'un adalet erdemi yapay bir erdemdir. Çünkü şöyle, yani herkes tarafsız olmayı yetecek derecede iyilik yapmaya yetenekli ya da becerikli olsaydı adaletin tesis edilmesine gerek kalmazdı. Herkes doğası gereği kamu çıkarlarının peşine düşseydi yani, ya da herkese şefkatle saygı duysaydı o zaman adalet kurallarının da çözmesi gereken hiçbir şey kalmayacaktı. Ama biz bu adaleti neden oluşturduk? İnsanlarda bulunan psikolojik bir mekanizma olarak görülen empati duygusuyla. Biz bu empati duygusunu biyoempatiye de dönüştürebiliriz. Çünkü biz aynı zamanda biyotik bir topluluğun da üyesiyiz. Bu eğilimlerimiz, değerlendirici eğilimlerimiz tıpkı adalet erdeminde olduğu gibi şekillendirilebiliyorsa insanların çevreye karşı tutumlarını da değiştirebiliriz. Böylece halk tarafından paylaşılan yeni bir çevre etiği oluşturabiliriz. Dolayısıyla burada aslında değerleri keşfetmek bir değer yaratmak demektir. Bu yüzden tıpkı insanların hani ideal koşullardan bahsettim. Bu ideal koşullarda adalet erdemi gibi sonradan tevazu erdemi gibi, düşüncelilik erdemi gibi yapabileceğimiz yine empati duygusuyla oluşturabileceğimiz bu ideal koşullarımız olursa evrensel bir çevre etiği de oluşturmak mümkün olur. Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Evet. Biz teşekkür ediyoruz Yüksel Hocam. Çok ilginç ve güzel oldu aslında. Önce psikoloji alanından bir sunuş dinledik. Ardından felsefe alanından. Şimdi sözü ben alacağım. Bizim sunuşumuzda planlama ve sosyoloji ara kesitinde bir çalışmaya odaklı. Yansıdı mı acaba? Evet. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Kendim için de süre tutacağım bu arada. Evet, önce kendimi tanıtayım. Ben doçent doktor Neslihan Kuloz Uzunboy. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldum. 2008 yılında ODTÜ Kentsel Tasarım, 2009'da Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı yüksek lisansından sonra 2012 yılında ODTÜ'de şehir ve bölge planlama alanında doktoramı tamamladım. 2017 yılında ise doçentliğimi aldım. Halen Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Yaşam boyu öğrenmeye inanan biri olarak da sosyoloji lisansı aldım ikinci üniversite olarak. Bugün yapacağım sunuşta sosyoloji planlama ara kesitinde insanlık tarihine aslında tarihsel bir bakış olacak. Açılış konuşmalarını izleyenler varsa Hatice Ayataç hocamız planlama alanında sürdürülebilirlik konusundan bahsetti. Aslında bu o sunuşun ön sunuşu gibi, çünkü Hatice hoca günümüzden bahsetti. Ben tarihsel bir ele alışla meseleyi derinleştirmeye çalışacağım. Tam ekran yapayım. Evet. Öncelikle insanlık tarihi içerisinde insanın çevreyle olan ilişkisinin toplumsal değişim paralelinde günden güne değiştiğini biliyoruz ve bu süreç içerisinde kendini doğanın bir parçası olarak gören, doğanın ayrılmaz bir parçası olarak gören insanın doğanın hakim olarak görmesi ve doğayı sömürmeye başlamasıyla çevre sorunlarının ortaya çıktığını biliyoruz.
Bu toplumsal değişim sürecinde önemli kırılma noktaları olarak da biz tarımsal devrimi, kentsel devrim ve aradan binlerce yıl geçtikten sonra aydınlanmayı kabul ediyoruz. Aydınlanmayı bilindiği üzere bilimsel sanayi ve Fransız devrimleri ve sonrasında gerçekleşen modernleşme izledi. Sanayi kentleri ve toplumu bu süreç içerisinde ortaya çıktı ve modern sanayi kentleri o güne kadar insanlığın karşılaşmadığı düzeyde yüksek çevresel ve toplumsal problemlerle karşılaştı ve bunlara çözüm aramak amacıyla da bulunan yaklaşımlardan biri, bilimsel alanlardan biri planlama oldu. İşte buradan hareketle bizim çalışmamızın amacı da modernite projesinin çevresel sonuçlarının endüstrileşme ile hızlanan kentleşme ve modernitenin çocuğu olarak kabul edilen planlama disiplini üzerinden tartışılması. Bu amaç doğrusunda çalışmada insanlık tarihinde yaşanan önemli toplumsal değişimler ve bunun paralelinde insan-çevre ilişkisinde yaşanan dönüşümleri planlama kentleşme ekseninde ve çevre sorunları ekseninde konuşacağız. İnsan-çevre ilişkilerini tarihsel bir bakışla değerlendirdiğimizde bu çalışmanın amacı çevre ve çevre sorunlarıyla da ilişkili olduğu için aydınlanma öncesi ve sonrası olarak iki aşamada ele almak uygun olacak. Aydınlanma öncesindeki ilk aşama bilindiği üzere 40 bin yıl kadar önce yaşayan avcı toplayıcı toplum. Bu toplum çevreyi doğanın bir parçası olarak görüp doğayla uyumlu bir yaşam sürdürürken zamanla araç gereç geliştirmeleriyle birlikte toprağı işlemeye başlıyor ve bu anlamda önemli bir kırılma noktası olarak mevsimleri keşfediyorlar. Mevsimlerin keşfi insanlık tarihindeki çok önemli bir buluş aslında. Çünkü düzenli bir döngü olduğunu anlayan insan tarımın yapılabildiğini anlıyor ve bu aşamada da önce mevsimlik ardından da kalıcı yerleşimlerde yaşamaya başlanıyor. İşte bunun gerçekleştiği dönem Neolitik dönem. Bu dönemde biz tarımsal devrimin gerçekleştiğini kabul ediyoruz. Ne oluyor bu dönemde? İnsanlar bitkileri besin kaynağı olarak yetiştirip hayvanları evcilleştirmeye başlıyorlar ve bu toplumu biz tarım toplumu diyoruz. Tarım toplumu avcı ve toplayıcı toplumdan farklı olarak toplumu işlediği için artık doğa üzerinde bir egemenlik kurmaya, hayvanları da evcilleştirdiğinden egemenlik kurmaya ve sömürüyü meşrulaştırmaya başlanılan aşama diyebiliriz. Bugün gelinen aşamayla değerlendirdiğimizde elbette gerçek bir sömürü değil ama bir başlangıç noktası olarak kabul etmek mümkün. Avcı ve toplayıcı toplumdan tarımcı topluma geçiş ile dünyanın farklı yerlerinde kent değil ama ilk köy yerleşimleri de ortaya çıktı. Peki kentler ne zaman ortaya çıktı? Genel kabul milattan önce 3000 yıllarında kentsel devrimle ortaya çıktığı yönünde. Tarihte ilk kentlerin kentsel devrimin bir parçası olarak kurulmuş oldukları ve bunları daha önceki yerleşimlerden farklı olarak daha geniş alanlarda daha kalabalık bir nüfusu barındırdıkları kabul ediliyor. Tabii kentsel bir ortamdan, mekandan bahsedince biz sadece doğal çevreden değil bir de doğal çevre içerisinde gelişmiş yapılı çevreden bahsetmiş oluyoruz ve insana doğal çevreden çıkardığınızda insanın çevreyle olan ilişkisi değil de artık yönlendirici olan insan-insan ilişkisinin de yönlendirici bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu dönemi kentleşme açısından değerlendirdiğimizde yeni özellik kente yaşayan nüfusun ortaya çıkması yani kentli nüfusun ortaya çıkmaya başlaması ve günden güne bu nüfusun artıyor olması. Peki esas mesele çevre sorunları açısından esas mesele aydınlanma sonrasında insan ve çevre ilişkilerinde yatıyor. Bilindiği üzere aydınlanma 17. yüzyıl sonu 18. yüzyılda Batı Avrupa'da ortaya çıkan ve toplumsal toplum tarihinde önemli bir kırılma noktası. Aydınlanmayı izleyen süreçte de önce bilimsel devrim ardından sanayi devrim ve Fransız devrimlerinin gerçekleştiğini biliyoruz. Bu devrimlerde insanoğlunun toplumsal yaşamını ve doğal çevreyle kurduğu ilişkileri kökten değiştirmiş durumda. Sanayi devrimine baktığımızda sanayi devrimini kentleşme açısından değerlendirdiğimizde hızlı kentleşme hareketinin başladığı bir dönem bizim açımızdan. Çünkü tarım sektöründeki makineleşme, tarım iş gücünün sanayi sektörüne doğru göç etmesine neden oluyor ve o dönemde henüz hazır olmayan, o kadar geniş nüfusu hazır olmayan kentler döneme göre azman diyebileceğimiz bir şekilde büyüyor. Özellikle bilindiği gibi İngiltere, Manchester gibi sanayi kentlerinde başlayan bir gelişme gösteriyor ve büyük şehirlerin sayısı da günden güne artıyor. Tabii endüstri devriminin yaşandığı dönemde kentler endüstrileşmeye ve bu yoğun göçe hazır olmadıkları için
nüfusa hazır olmadıkları için çok ciddi toplumsal, çevresel sorunlar ortaya çıkıyor ve tabii ki bunun bir sonucu olarak da endüstri devrimi politikası ve ideolojisi de Fransız devrimiyle biçimlenmiş oluyor. Tabii bütün bu dönüşüm süreci de modernite ile tamamlanmış ve taçlanmış olduğunu söylemek mümkün. Modernite Avrupa'da ortaya çıkmasına rağmen çok hızlı bir şekilde dünyayı ele geçiriyor diyebiliriz modernite projesi. Giddens çünkü modernitenin yayılma mekanizmaları var. Bu mekanizmaları kurumsal yapılar olarak değerlendiriyor teorisyenler. Ben sunuş kapsamında birinden bahsedeceğim. Giddens moderniteyi dört temel kurum üzerinden ele alıyor. Bizim çalışmamız kapsamında da endüstrileşme ve kapitalizm en önemli çevreyle etkileşim anlamında kurumsal yapı. Çünkü dünyanın sanayileşmiş bölgelerinde yaşayan toplumlar doğal çevre üzerinde fiziksel olarak yaratılmış yeni bir yapılı çevre içerisinde yaşamaya başlıyorlar bu dönemde ve insan çevre ilişkilerinde köklü dönüşümün yaşandığı dönem olan bu dönemde modern endüstri toplumu ortaya çıkıyor. Bu dönemde kentler ve kentleşme adına baktığımızda insanların endüstri merkezlerini toplanmaya başladığını ve tarihte ilk defa insanların çoğunluğunun kentlerde yaşamaya başladığını söyleyebiliriz. Endüstri toplumunda avcı ve toplayıcı toplum dan farklı ve tarım toplumundan farklı olarak insan mutluluğu ve refah için doğal kaynakların sınırsızca kullanımı hatta sömürüsü bir gereklilik, insan ihtiyaçlarını karşılamak için bir zorunluluk olarak kabul oluyor. Modern dönemin önemli kavramlarından biri kalkınma, ilerleme, bazıları bunlar. Dolayısıyla kalkınma ve ilerleme için doğal kaynaklar sınırsızca kullanılabileceği şeklinde bir yaklaşım söz konusu. 19. yüzyıla geldiğimizde endüstri toplumu dönüşümü doruk noktasına ulaşmış oluyor. Çevre insan ilişkileri açısından da o güne kadar görülmedik düzeyde bir bencillik ve insan merkezli bir bakış açısı söz konusu ve sömürü artık kıtalar arası hale geldi söyleyebiliriz. Modern endüstri toplumunun bu doruk noktası olarak kabul ediliyor ve tabii modern endüstri toplumunun doruk noktası aynı zamanda çevre sorunlarının ortaya çıktığı bir aşama. Daha doğrusu çevre sorunlarının artık insan hayatını tehdit eder noktaya ulaştığı bir aşama. Bu anlamda 1850'lerin kırılma noktası olduğunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Bu kırılma noktasıyla çevresel değerler hızla bozulmaya ve yok edilmeye başlamış ve hatta kıtlık, açlık, sera etkisi gibi küresel sorunlar beraberinde gelmiştir. Peki modernleşme ve sonrasına bakarsak, çevresel ve toplumsal sorunlarla mücadele anlamında bilimsel devrim sonrasında da bilim alanında yaşanan gelişmelerin de etkisi ile planlama disiplini gelişiyor. Son olarak da bugün bulunduğumuz postmodern aşamaya erişiyoruz. Modernite projesinin ürünü olarak tanımlanır planlama disiplini. Bu anlamda planlama nedir? Biraz ona bakacağız ve hangi bağlam içerisinde planlama ortaya çıktı? Bundan bahsedeceğim. Bir kere 18. yüzyılda endüstriyel kapitalizmle birlikte kentler doğuyorlar, endüstri kentleri. Bu kentlerin üç temel elemanı olduğu kabul ediliyor. Bunlar fabrikalar, fabrikaların etrafında gelişen sağlıksız çarpık kentleşme ve aslında kentleşmeyi besleyen ve göçü tetikleyen demir yolu. Bu üçü modern endüstri kentlerinin ana bileşenleri olarak kabul ediliyor. Diğer taraftan 1848 yılından sonra modernite kentsel bir olgu olarak ele alınmaya başlanıyor. Bu hızlı değişim sürecinin ekseninde. Bu doğrultuda da artık planlama biliminin temelleri bilimsel olarak değil ama gerek pragmatist yaklaşımlarla, İngiltere'de 1832 yılında ilk sağlık yasası çıkıyor bu kapsamda, gerekse ütopist yaklaşımlarla hayatımıza giriyor. 1850'li yıllardaysa bugün gündelik hayatta karşılaştığımız, hatta Türkiye'de de örneğinden bahsettiğimiz Ankara Bahçeli Evler örneğini hatırlarsanız eğer, sağ tarafta Ebenezer Howard'ın bahçe kent modeli var, ütopyası var. Daha çok uygulamaya geçen ütopyalarda karşımıza çıkıyor 1890'larda. Yeni ütopist yaklaşımlar diyebiliriz bunlara. 19. yüzyılın sonunda gelişen ütopyalara. Bu ütopyaların ortak bir özelliği var. Bu da şu, doğal çevreye bir özlem içeriyor. Görselde de gördüğünüz gibi oldukça yeşil bir kentten bahsediyor Ebenezer Howard. Diğer ütopyalarda da benzer bir şekilde. Kimisi organik dokuya öykünüyor, kimisi doğal hayata öykünüyor, kimisi bahçeli sanayi ile kenti bir araya getiren ama doğayı dışlamayan çözümler aradıklarından bahsedebiliriz.
İşte tam olarak da böyle bir ortamda, böyle bir toplumsal ve çevresel dönüşüm sürecinde 19. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan planlama pratikleri, bilimsel olarak olmadığını söylemiştim, 20. yüzyılda planlama disiplinin gelişmesini hızlandırıyor. Dönemin kentleri ve bu kentlerde yaşayan toplumun sorunlarına çözüm geliştirmek amacıyla dolayısıyla planlama disiplininin 20. yüzyılın başında bir bilim alanı olarak geliştiği, bunun da aslında 1910 yılında Liverpool'da eğitime başlanması ve 1914 yılında yine İngiltere'de planlama enstitüsünün kurulmasıyla taçlandığı ve bir mesleğin örgütlendiğinden bahsetmemiz mümkün. Aradan geçen yüzyıl içerisinde planlama alanı, tabii dünyada küresel olarak ele alınan iklim değişikliği gibi büyük çevre sorunlarının da etkisiyle kendini geliştirirken gelişme dinamiği içerisine yeni konuları katarak kar topu etkisiyle aslında büyüyerek devam ediyor. Günden güne çevre sorunlarına, çevreyle ilgili konulara da gündemine daha fazla taşımaya devam ediyor. Bugün geldiğimiz aşamada yaygın olarak kabul edildiği gibi 1970'lerde postmodern döneme geçiyoruz. Çevre açısından ele aldığımızda ise postmodern dönemin başlangıcı ekolojik kriz olarak kabul edilebilir. Postmodern dönem modern endüstri toplumunun tam aksine aslında sağ taraftaki görselde modern bu kare kare mimari ve kare kare ofislerden, küp ofislerden doğaya kaçışı sembolize etmesi için kullandım bu görseli. Tam olarak böyle. Sol taraf modern dönemin beyni, sağ taraf postmodern dönemin beyni olarak kabul edebiliriz. Postmodern dönemin başlangıcında dikkatler çevreye çekilmiş. Doğaya dönüş hareketi olarak kabul ediliyor. Çevre odaklı söylem hakim bu dönemde ve dolayısıyla çevre pek çok bilim dalının da odağına girmiş durumda. Ki ilk hocamız psikoloji, ikinci hocamız felsefe alanından da çevreye bakış açılarını anlattılar bu bağlamda. 70'li yıllarda bu bağlam, buradan hareketle planlama alanında çevresel konular ve 60'lardaki öğrenci hareketinin de etkisiyle aslında katılımlı yaklaşımlar hakim hale geliyor. 80'li yıllarda ise bütün disiplinlerde olduğu gibi planlama alanında da sürdürülebilirlik kavramı hayatımıza girmiş oluyor. Tabii sürdürülebilirlik kavramı modern dönemin aslında kalkınmacı kaygılarıyla postmodern dönemin çevreci kaygılarını bir araya getirmeye ve bu kavgalı iki kavramı barıştırmaya çalışan bir kavram sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlikle birlikte sürdürülebilir bir gelecek ve ekonomiden bahsediyoruz aslında ve bunu da kaynakların sürdürülebilmesiyle sağlayacağımız aşikar ortada. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kavramı ve diğer işte yenilenebilir enerji gibi, risk toplumu gibi kavramlar planlamanın gündemine gelmeye ve planlama alanını geliştirmeye devam ediyor. Risk toplumu da BEK'in kavramı planlama alanına girmiş durumda. Risk kavramıyla biz planlama alanında çok haşır neşiriz bu anlamda. Ve günümüzde bütün bu diğer bilim alanlarından alınan katkılarla birlikte planlamanın 6 tane sosyo mekansal süreci içerdiği kabul ediliyor. Bunlardan biri kentleşme, diğeri ise doğanın dönüşümü. Dolayısıyla hem kentleşme hem doğanın dönüşümü çevre, doğal ve yapılı çevreyle oldukça ilişkili iki kavram. Doğanın dönüşümü süreci kapsamında kentleşmenin doğal çevre üzerinde yarattığı etkiler, üretim ve tüketim ile insan çevre ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmekte ve bu doğrultuda planlama alanı sürdürülebilir gelişme yaklaşımında beslemektedir. Aslında az önce bu tartışmaya girdim sunuşumu sonlandırırken. Günümüz postmodern endüstri toplumunda doğaya dönüş hareketinin hakim olduğunu, çevreci söylemin kabul edildiğinden bahsediyoruz. Lakin diğer taraftan da bu korona sürecinde de hepimizin deneyimlediği gibi ekonomiler durmuyor. Kalkınma kaygısını ülkeler bir kenara asla bırakmayacaklar. Rekabetçi bir ortamda yaşıyoruz elbette. Dolayısıyla bir tarafta hala modernleşmenin kalkınmacı, ilerlemeci kaygıları, diğer tarafta ise postmodern söylem var. Peki bu bize postmodern çevreci söylemi geride bırakalım. Sadece kalkınmacı söylemi ya da kalkınmacı bir şey. Hayır, tabii ki değil. Biz doğa merkezli yaklaşımlardan vazgeçemeyiz. Vazgeçersek şayet zaten kalkınma da mümkün olmayacak. Bu aşikar.
Sonuç olarak toplumların yaşam biçimleri ve düşünce sistemleri değiştikçe insan-çevre ilişkileri değişiyor. Toplumların doğa kavramsallaştırmaları değişiyor ve çevreye yönelik hakim paradigmalar da değişiyor. Bu bağlamda çevre-toplum ilişkileri açısından aslında çevre sorunlarının yükseldiği, kentleşme hareketinin arttığı ve dünya tarihinde ilk defa insan nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşamaya başladığı dönem modern endüstri toplumu. Dolayısıyla bizim sorunların kökenini aramak istiyorsak ve sorunları kökten çözmek istiyorsak önce bir bu aşamaya derinlemesine bakmamız gerekiyor. Rasyonelleşme ve sanayileşme iki temel özelliği olan modern endüstri toplumunda insanlığın doğa üzerine egemenlik kurduğu ve sömürüye başladığını da biliyoruz. Sonuç olarak planlama disiplinine dönecek olursak eğer, planlama disiplini de çevre ve çevre sorunları, toplumsal sonuçları, sorunları çözüm bunlarla mücadele etmek için bir araç olarak geliştirilmiş bir alan ve bu araç günümüzde de dünyada yaşanan gelişmelere cevaben yeni kavramları bünyesine katarak kendisini geliştirmeye devam ediyor. Planlama alanı uğraş alanına giren disiplinler arası bir alan planlama. Sosyal, kültürel, fiziksel, örgütler, ekonomik konular ile birlikte çevresel konuları da temel ilgi alanı olarak içerisinde tutuyor. Ve doğası gereği çok disiplinli bilgiyle yönlenen planlama alanı bu doğrultuda çevre ve çevre sorunları alanında ortaya çıkan, bu çalışmada da kısaca bahsettiğim risk toplumun sürdürülebilirlik gibi yeni yaklaşım ve kavramları hızlıca bünyesine almakta ve yeni planlama paradigmaları çevre ve çevre sorunları alanından gelen eklemlenmelerle yeniden insanlığın sorunlarına cevap üretebilmek, toplumsal ve çevresel sorunlara cevap üretebilmek için yeniden yapılanmaya devam etmektedir. Dinlediğiniz için, ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Evet, ben katılımcı rolümden tekrar oturum başkanlığı rolüme geçiyorum ve Feride Veliyeva'nın sunuşunu gerçekleşmek üzere katılamayacağını öğrendik. Ama Hüseyin Budak hocamız aramızda. Kendisi 18-20. asır Türk edebiyatında tabiat tasvirleri ile felsefe, sosyoloji, nispeten ve psikoloji alanından sunuşların olduğu bu oturumda bir de edebiyat alanından katkı yapacak. Hüseyin hocam buyurun lütfen, sizi dinliyoruz. Feride hocamız ve kendinizi kısaca tanıtırsanız da memnun oluruz. Hocam ben Doktor Hüseyin Budak. Çekirt'te yıllarca çalıştım. Bu sempozyumların düzenlenmesinde bulundum. Biraz önce saydım. 7 tane sempozyum yaptık çevre. Ve bu güzel oturumla da kalitesini gördük. Gördüğünüz gibi bu koronanın zor günlerinde bile böylesi güzel bir sempozyumla bir derece rahatladık, bir eski günleri gördük. Böyle bir ortamda ben tıp doktoruyum aslen. Ama bir kitabım var beslenme ve sağlıkla ilgili. Başka birkaç makalelerim var çeşitli konularda. Bu sempozyumlarda sunulmuş makalelerim var edebiyat konusunda da. Yani tıptan herkes her şey çıkar, bazen doktor ya o şeyden. Bu şekilde bir tıp doktoruyum. Feride hocamız da bizim Adıyaman'daki sempozyumumuza katılmıştı. Bilim kurulu üyemizde. Kendisi Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'nde Türkiyatçı, Türk Edebiyatı Araştırmacısı, doçent. Kendisi teknik sebeplerle bağlanamadı. Biliyorsunuz ülkemizin bu konuda gelişmişliği gerçekten çok iyi. O sebeple ben sunmaya çalışacağım bildirisini. Şimdi dediğiniz gibi çok güzel sunumlar oldu. Felsefi yönü aktarıldı. Sosyolojik yönü ve psikolojik yönü çok güzel bir oturumda gerçekten. Biraz edebi yönü, daha zor bir yönüne ben de girmeye çalışacağım. Burada böylece tamamlanmış olacağız. Hocam ben buradan... Evet, sunmaya çalışayım. Hocanın makalesini, evet, açabilirsem. Feride Hoca'yı ben 2 defa ziyaret ettim Bakü'de. Çok sevdiğimiz bir ülkede, kardeş bir ülke. Zaten iki devlet, bir millet dediğimiz. İnşallah belki bir sonraki sempozyumu da orada yapma şeyimiz, planımız da var.
Mistik dünya görüşlerine göre yaşam, doğa ve insanın sorunlarını ön plana çıkartmak, 13. ve 15. yüzyıl mutasavvıf şairleri de dahil olmak üzere tüm Orta Çağ Türk şairlerinin eserlerinin karakteristik bir özelliğiydi. O dönem şairleri resmi İslami ilişkilerde şeriatın üstünlüğünü kabul etmiş, onu varlık ile yokluk arasında bir köprü olarak görmüş. Varlık ve yokluk, tabii hocalarımız değerli bilim insanları, sizin de konularınıza biliyor. Burada yani gerçek dünya ile reel dünya ile öbür şey arasındaki durumu anlatıyor. Ancak doğanın insan ruhunu mucizevi bir güç olarak beslediğini asla inkar etmemiştir. Aksine doğa tasvirlerini yaparken aynı zamanda onun insan sağlığını geri kazandıran, canlandıran ve iyileştiren doğal nimetlerinden bahsetmeyi önemli gördüler. Yaratılışın özünü, tüm değişimin ve olgunlaşmanın sebebini aşkta gören sufiler bile tabiat güzelliklerini, aşk coşkunluğunu meydana getiren sebeplerden biri olarak görmüş, insan ruhunu gıda veren bir sığınak olarak her zaman onun koynuna sığınmanın önemini vurgulamışlardır. 13. ve 15. yüzyıl Türk klasiklerinden olan Hacı Bektaşi Veli'nin, Yunus Emre'nin, Gülşehri'nin, Kadi Burhanettin'in, Taceddin İbrahim Ahmedi'nin, Şah İsmail Hatayi'nin, Ahmet Dahi'nin, Şeyhi'nin, Necati'nin şiirlerine tabiat tasvirleri pek canlı bir şekilde yansımıştır. İster hayat, isterse de aşk kaynağı olarak yapılsın, tabiatla ilgili tasvirler 13. ve 15. asır şiirinde oldukça karakteristiktir. Evet, makalede ele alınan baharın, yazın gelişi, tabiatın uyanması ve ruhun uyandırılması meselesi demek ki sufi şairlerin yaratıcılığında temel bir öneme sahiptir. Tabiat, özellikle de bahar, güller, gül ve bülbülün coşması tasavvuf şairlerinde aşkı uyandırır ve aşk kaynağıdır. 13. 15. asır Türk şiirinde tabiatın etkisinden söz ederken dönem klasiklerinin gül, çiçek ve ağaçlara ne surette yaklaştıklarını ayrı ayrı başlıklar altında ele alacağız. Bilinen bir gerçektir ki manevi olgunluk yolunda ilk basamak şeriat, son basamak ise hakikattir. Şeriatten hakikate giden manevi yol ise tarikat diye isimlendirilir. Bu yol üstündeki duraklara da makamlar denir. Şair bu makamlarda tabiatın güzelliklerinden etkilenerek aşk alemine dalarken tasvir ettiği manzaraları görür ve bu güzellikleri kavrar. Tabiatın güzellikler kaynağı olduğunu fark eder, güzellik insandan yaradana karşı bir sevgi uyandırır. Çünkü mutlak güzellik sahibi güzelliğin tabiata yansıtmıştır. 13. 15. asır Türk şairleri tabiatta hem tabiatın kendi güzelliğini hem de güzelliğin kaynağı olan mutlak güzeli seyir etmişlerdir. Mevsimi gül geldi, gülşen bezendi bezmi için, bu sehre cümle yekser, lalezar oldu gene. Yine gül mevsimi geldi ve gül bahçesi şenlik içinde donandı. Yine çayır çimen baştan başa lale bahçesine döndü. Gül yanağına bitti ise haddi benevşe, güzellik için gam yine yüz keş esen olsun. Gül yanağında menekşeye benzer ayva tüyleri bitmişse güzelliğin gitti diye üzülme, eldeki göz kaş sağ olsun. Bugün eyyam-ı fırsattır ki hüsnün bağı cennettir. Bu fırsat gey ganimettir, buna şükran eder canlar. Bugün fırsat zamanıdır. Senin güzelliğin de cennet bahçesidir. Bu ne büyük fırsat ve o fırsat için canlar kurbandır. Bergi benevşe sayeban olmuş kızıl güllerine, gül zarı cennet bülbülü tahsin eder dillerine. Menekşe yaprağı kızıl güllerine gölgelik olmuş, cennet bahçesinin bülbülü bile dillerine övgüde bulunur. 13. 15. yüzyıl yerli Türk şiirinde doğanın işlevsel yüzünden bahsedilirken doğayı anlatan klasiklerin ayrı bölümlerde çiçeklere ve ağaçlara gönderme amacına dikkat etmek gerekir. Ben bu şiirleri atlayacağım. İnşallah şeylerde daha fazla yayınlandığında görülür. Büyük tasavvuf şairi Şah İsmail Hatayi bir şiirinde tabiat tasviri yapıyor ve baharın gelişiyle insan ruhunun uyanışını ve Allah aşkının doğuşunu şöyle
dile getiriyor. Kış gitti, yine faslı bahar geldi. Gül bitti ve lalezar geldi. Kuşlar kamusu figana döndü. Aşk odu yine cana düştü. Kış gitti ve yine bahar mevsimi geldi. Gül açıldı ve lale bahçesi donandı. Kuşlar çağrışmaya başladılar. Zira aşk ateşi yine cana düştü. Şair bu gibi şiirinde hayata olumlu bir bakışla bakar ve tabiatın bütün parçalarına ilahi tecelliyi görerek onu dile getirir. Evet. Biraz zamanı tasarruflu kullanmak için ilerleyelim. Tabiat aynı zamanda zevk kaynağıdır. İnsan için en temel ihtiyaçlar olan zevkin aşılanmasında tabiatın rolü büyüktür. İnsan çevresindeki güzelliklerden zevk almazsa ruhen yücelemez. Zevk insana yaşama, yaratma, hoş vakit geçirme ve ruhunu saflaştırma gücü verir. Tabiat tasvirlerinde bir şiir türü. Burada Bayati'den bahsediyor Feride hocamız. Tabiat yaşam kaynağıdır. İnsan nefes alması, gıdası, gücü, ömrü tabiatın ona hediyesidir. Tabiatı bu şekilde yorumlamamız Şuşa yaylağını görenler için de hiç de şaşırtıcı olmaz. Biliyorsunuz Şuşa meşhur bir yer. Karabağ'ın meşhur bir yeri. Bugünkü Ermenistan işgalindeki Karabağ'da olan tabiat güzellikleriyle meşhur ve musikisiyle meşhur bir yer. Yani büyük Azerbaycan musiki şinasları hep Şuşa bölgesinden, bu güzel doğadan çıkmış insanlar. Feride hocamız da bu sanıyorum o taraflı bir insan. Yani o taraftan bu Ermeni işgali dolayısıyla epey bir zulme uğramış bir insan. Onu hep dile getiriyor. Yemyeşil yollarla deniz seviyesinden 3000 diyor burada ama 3000 metre, evet 3000 metre yüksekliğinde bulunan güzel Şuşa'nın tabiatına hayran kalmamak mümkün değildir. Dünyanın 9 iklimini kendinde toplayan Karabağ yaylağının havası ve suyu nice hastalara şifa vermiş, nice insanlara mugam sesi ve musiki duygusu telkin etmiştir. Halk arasında şöyle bir deyim vardır. Derler ki aşk gördüğünü, aşık gördüğünü çağırır. Halk da bayatı da gördüğü tabiata sohbet eder. Sayısız hesapmış dolambaçlı yollarla yükselen, her iki tarafı sık meşelerle çevrili yollar, dağların bağrından fışkıran billur ırmaklar, Karabağ'ın güzelliğini tasvir eden bayatı mısralarında daha güzel dile gelir. Verilen bu üç bentte Penahabad'ın yani Şuşa yaylağının tabip denilen havasından, suyundan, meşhur büyülü bitkilerinden, zirvesinde kar, eteğinde menekşesi olan yeşil yamacından, ıtır kokulu sık meşe ormanlarından söz edilmektedir. Evet, bu şekilde bir edebiyat türü olan bayatıdan da bahsetmekte Feride hocamız. Daha sonra Azerbaycan'daki bu otlardan yapılan kitaplardan da bahsetmiş bir bölüm olarak ayrıca. Tıbbi aromatik bitkilerden benim de alan olan. Tabiatın iyileştirici önemi artık bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Tabiat birçok hastalıklardan iyileştirme gücüne sahiptir. Şifalı tabi suların mide bağırsak hastalıklarına iyi geldiği, güllerden çiçeklerden hazırlanan hapların en ciddi hastalıklar bile iyileştirdiği günümüzde kabul edilmektedir. Halbuki Kitab-ı Dede Korkut Destanı'nda Dirse Kan oğlu Buaç Kan boyu bize gösterdi ki çiçeklerin güllerin merhem gibi şifalı olduğunu 6. asırdaki Türk halkları da biliyormuş. Bozatlı Hızır oğlanın yanında hazır oldu. 3 defa yarasını eliyle sığlayıp oğlan korkma sana bu yaradan ölüm yoktur. Dağ çiçeğiyle ananın sütü sana merhemdir deyip yok oldu. Böylece güllerin, çiçeklerin, sözün bütün manasıyla tabiatın insanın ağır hastalıklarından kurtarabileceği Türk dilli halklar tarafından çok uzak geçmişten beri bilindiği anlaşılıyor. Evet. 21. yüzyılda da, bu yüzyılımızda da Azerbaycan Akademisi'nde El Yazmalar Enstitüsü'nde Orta Asır Tıp ilmine dair 400'e yakın eski el yazması bulunmaktadır. Onların arasındaki şark aleminin en büyük siması olan Ebul Ali İbn Sina'nın kanun eserinden başlayarak 19. asrın Türkçe yazılarına kadar muhtelif el yazmaları vardır ki bunların biri de 1712 yılında Şirvanlı Muhammed Yusuf tarafından kaleme alınmış
Tıbbiname isimli eserdir. Bu kitapta insanın bütün hastalıkların ilacı tabiattan çıkarılmıştır. Bitkilerden çeşitli ilaçların ve macunların hazırlanması gösterilmiştir. 191 sayfeden ibaret olan bu kitapta binlerce bitkinin adı açıklanır ve faydaları anlatılır. Evet. Ben sonuç olarak sonuç bölümüne geçeyim isterseniz. Sayısı pek çok artırılabilecek olan bu örneklerin de gösterdiği üzere Türk halkları tabiatla iç içe olmuşlar. İnsanı tabiatın bir uzantısı olarak görmüşler, şifayı ondan beklemişler ve tabiat karşısındaki duyarlılıklarını edebi türlerde dile getirmişlerdir. Günümüzde çevre felaketlerinin temelinde insanın tabiata yabancılaşması ve ondan uzaklaşması vardır. Verilen örnekler insana ve bilhassa edebiyatçılara unuttuğu bu duyarlılığı ve görevlerini yeniden hatırlatması bakımından da önemlidir. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hüseyin Hocam, sunuşunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmayı hazırlayan hocamıza da teşekkürlerimizi iletin lütfen. Şimdi hem katılımcılarımız için hem de dinleyiciler için soru cevap bölümüne başlayalım dilerseniz. İlk soruyu ben sorabilirim. Başka bir soru yoksa Gökhan hocamıza ben bir soru yöneltmek istiyorum. Tahmin ediyorum ki bugünlerce çokça alıyordur bu soruyu ama korona sürecinin insan psikolojisine etkileri hep konuşuluyor. Biz de planlama alanında kentsel mekanı nasıl etkileyecek, kamusal alanı nasıl etkileyecek bu korona süreci diye konuşuyoruz. Sizce bu sürecin sonunda kentsel mekan kullanımı psikolojik nedenlerle etkilenmiş olacak mı? Ve şehirlilik ahlakında bir iyileşme ya da kötüleşme bekliyor musunuz bu sürecin sonunda? Çünkü insanlar en azından biz akademisyenlerin öyle bir şansı oldu. Evdeyiz, evden çalışıyoruz Mart'ın 13'ünden beri. Bu acaba iyiye götürecek mi yoksa daha mı kötümser bir psikolojik tablo bekliyorsunuz hocam? Buna tabii net bir cevap vermek için sürecin ne kadar süreceğini bilmek gerekiyor. Şimdi sürecin başında birkaç televizyon programında geleceğe dair böyle çok iddialı öngörüler gördüm. İşte bundan sonra insanlar bir daha tokalaşmayacaklar, mesafe hep kalıcı olacak vesaire gibi. Açıkçası kişisel olarak buna inanmıyorum. Bu benim kişisel görüşüm çünkü tarihte ilk defa bir pandemi olmuyor. Bundan önce de pandemiler olmuştu. Onlar da sosyal mesafeyi gerektiriyordu. Onlarda da insanlar dikkat ediyordu ama sonra yine insanlar tokalaşmaya, sarılmaya, kucaklaşmaya devam ettiler. Çünkü bu insanın temas ihtiyacı doğasında olan bir ihtiyaç. Belki çok uzun yıllar bu kurallara riayet etmemiz belki bunları kalıcı hale getirebilir ki onun bile sonraki nesillere aktarılacağını düşünmüyorum. Buna bağlı olarak mekan kullanımı bağlamında düşünecek olursak biz kısa bir süre sokağa çıkma yasaklarıyla evde kaldık ve mekanlar, kafeler vesaire bunları kullanamadık mesela. Ama bu bile insanın hayatının bir parçası olamadı ve bu içimizdeki istek yani dışarıda bir araya gelme, mekanları eski alışa geldiğimiz şekilde kullanma ihtiyacı baskın geldi ve yasaklar kalkar kalkmaz bu şekilde tezahür etti. Dolayısıyla benim yine kişisel görüşüm. Çok beklediğimizin ötesinde yani bir 5 yıl, 10 yıl bu pandemi süreci devam etmediği müddetçe ki öyle olmayacak gibi görünüyor. Öyle de ümit ediyoruz. Eski alışkanlıklarımız üzerine değişen çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde yine eski hayatımıza dönmeye devam edeceğiz. Bu benim tabii kişisel tahminim. Çok teşekkürler hocam cevabınız için. Dinleyicilerimizden... Şu anda bir not aldım. Kapanış programı var bildiğiniz gibi saat 18.30'da ve maalesef kapanış oturumuna geçmemiz gerektiği notunu aldım. Aslında bir soru vardı ama çok özür diliyorum Funda Hanım. Yüksel Hoca'ya bir sorunuz olacaktı. Yazılı olarak belki iletebilirsiniz. Çok özür diliyorum hakikaten bunun için. Ben bütün katılımcılara değerli katkıları, sunuşları için çok teşekkür ediyorum. Çevre ahlakı oturumunun çok keyifli sunuşlarla tamamladığımızı ve faydalı olduğunu düşünüyorum sempozyum adına. Tekrar 5. Uluslararası Çevre Ahlak Sempozyumu'nun bütün düzenleyicilerine, emeği geçen herkese, bütün katılımcılar adına teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalınız. Kapanış oturumuna da herkes davetli. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.